Merhabalar, ben Alparslan Tekin, İdeal Makine firmasından. İdeal Makine olarak endüstriyel azot jeneratörleri ve oksijen jeneratör sistemleri üretmekteyiz. Bugün size 84 metreküp saat %93 saflıkta oksijen üretimi sağlayan mobil konteynerin içerisine montajlanmış bir oksijen jeneratör sistemi tanıtacağız. Buyurun. Konteyner için burası çıkış bölümü. Üretmiş olduğumuz oksijen gazı 3000 litrelik oksijen tankı içerisinde depolanıyor. Daha sonra oksijen tankı çıkışındaki basınç regülatörü, hizaya yarmanası ve kilometreden kontrollü bir şekilde litrenin ihtiyacı olan basınç, debi ve saflık ayarları yapılmış halde kullanıma sunuluyor. Sistemin başına geçelim. Bu 40 foot ve high cube bir konteyner. Konteynerin içerisinde sistemin başında bir tane yağ enjeksiyonlu hava kompresörümüz var. Hava kompresörümüz 110 kW motora sahip, direkt akuple bir hava kompresörü. Burada göreceğiniz üzere 110 kW kompresörümüz, sıcak hava atış kanalı da içeride izolasyonlu şekilde ve konteynerin dışında da yağmur ve kar durumunda herhangi bir içeri giriş olmasın diye de eğimli bir şekilde atış kanalı ayarlanmış durumda. Konteynerden özel 2 adet kapı yaptık. Yüksek kilovatlı 110 kilovatlık hava kompresörünün bakım zamanlarında sahada teknisyenlerce rahatlıkla kompresöre bakım yapılabilmesi için bu kapaklar açılıp bakım yapılıp daha sonra konteyner kapakları tekrar kapanacak. Üretmiş olduğu basınç 6.4 bar ve tanktaki basınç 6.8 bar. 13 saatte sistemi test ediyoruz. Ve vida grubundaki sıcaklık saati 81 derece. Tabii bugün İstanbul'daki ortam sıcaklığı da 6-7 derece olduğu için vida sıcaklığı da oldukça düşük. Kompresörümüz ortamda devrildiği havayı basınçlandırdıktan sonra kompresör çıkışında bir tane su separatörümüz var. Su separatöründen sonra da 1 mikron hava filtremizden geçen basınçlı hava içerisindeki oluşmuş nemi ve suyu atmak için kurutucuya geliyor. Burada İtalya'dan tedarik ettiğimiz suyu değiştirmekten aldığımız basınçlı hava kurutucumuz var. Basınçlı hava kurutucumuz şu an çıkışında 2.2 derece dew point'e sahip, çiğlenme noktasına sahip şekilde havayı kurutuyor. Giriş hava sıcaklığıyla çıkan hava sıcaklığının farkından da durum belli oluyor. Burada 4000 litre bir kuru hava stok tankı var. Bu kuru hava stok tankımız oksijen jeneratörüne kuru havayı beslemesi için ve jeneratör çalışırken bir basınç dalgalanması yaşanmasın diye kullanılıyor. Bu bölgede gördüğünüz bir elektrikli switch'imiz var. Bunlar yine merkezi kontrol panomuzdan kontrol ediliyor. Sıcaklık değerleri ayarlanıyor. Kış aylarında konteynerin içerisinin çok soğuk olmaması, kompresör yağının donmaması amacıyla belli sıcaklığa içeride düşüş olduğunda aktif hale geliyor. Aynı şekilde yukarıda gördüğünüz klima da öyle. Kış aylarında sıcak hava üfleyip, invertörlü bir klima, yaz aylarında da soğuk hava üfleyerek kompresörün ideal şartlarda çalışmasını sağlıyoruz. Şurada gördüğünüz ufak drenaj da basınçlı havada kullandığımız su separatörü ve filtrenin su atış drenajlarının konteynerin dışına atılmasını sağlıyor. Hava tankımızın sonunda aktif karbon filtreler var. Bunlar jeneratöre girmeden önce havanın içerisindeki yağ nemini, yağ buharını veya partikülleri tutuyor. Burası perforaj kapımız. Teknisyen arkadaşlar normalde konteynere buradan giriş çıkış yapıyorlar. Burada aydınlatma butonlarımız var. Personel girer girmez konteynerin içini aydınlatabiliyor. Burada ana yönetim panelimizi bahsetmek istiyorum size. Bu çok özel bir panel. Bu gördüğünüz panelde bütün kompresörü, kurutucuyu, jeneratörü, havalandırma fanlarını, elektrikli ısıtıcıyı, klimayı kontrol edebiliyoruz. Ayrıca bu konteynerde şu an konteynerin içerisindeki hava sıcaklığını, nemi, giren kompresör havasının jeneratörü giriş dew point'ini, çıkış oksijen basıncını, giriş hava basıncını, üretilen oksijenin saflığını, üretilen oksijenin debisini görebiliyoruz.
bu merkezi kontrol sistemimizdeki menüye tıkladığımızda jeneratörün çalışma parametreleri, dolum zamanları, dengeleme zamanları, saflık ayarları buradan yapılıyor. Ayrıca konteyner içerisinde elektrikli ısıtıcının, klimanın, soğutma fanının ayar derecelerini saha şartlarına göre kullanıcı değiştirebiliyor. Ayrıca sensörlerin ölçüm aralıklarının girdiğimiz measuring range de var. Bunlar da yine sahada değil, burada test anında ölçülüyor ve setup değerleri giriliyor. Ayrıca burada gördüğünüz bir de özel enerji metremiz var. Burada da şu an çalışırken kaç amper çektiği ve kaç hertz çalıştığı, her bir kosinüs fisi, her bir voltajın monofaze ve trifaze voltajlarının kaç volt olduğu bilgileri alınabiliyor. Bunlar da kullanıcı işletme esnasındaki bütün elektrik verilerini veriyor. Bu panoda diğer bir özelliğimiz de uzaktan kontrol. Burada görmüş olduğunuz IoT cihazımızla içerisine bir nano SD kart koyduğumuzda, nano SIM kart koyduğumuzda müşteri ve biz konteyneri bulunduğumuz yerden cep telefonundan ya da bilgisayardan izleyebiliyoruz. Bu ana kontrol ekranının tamamen birebir aynısı geliyor. Hem izleyebiliyoruz hem de durdurup kaldırıp set değerlerini değiştirip kontrol edebiliyoruz. Bu da bu konteyner eğer işletmenin uzak bir bölgesinde ise konteynerin içine gelmeden bütün sistemin uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca bizler için de önleyici bakım yapmak adına veya herhangi bir arıza durumunda sahaya gitmeden uzaktan görüp arızayı tespit etmemize çok yardımcı oluyor. Biz 2022 yılından itibaren tesis teslimini yaptığımız birçok sistemde IoT cihazlarıyla uzaktan kontrolü ve yönetimi yapıyoruz. Ve bunu merkez ofisimizde satış destek bölümümüzde bir mühendis arkadaşımız sürekli izliyor. Müşterilerimize destek bulunuyoruz. Bu oksijen jeneratörümüz 84 metreküp saat veriyor. Bu sebeple 4 tane tanktan oluşuyor oksijen jeneratörü. Normalde oksijen jeneratörlerimiz 2 tanklı ama yüksekliği konteyner atlayamayacağı için 4 tanklı olarak tasarladık. Gördüğünüz gibi bütün borlamalar hava tankından gelip oksijen tankından konteynerin içine kadar paslanmak gerekir. Burada giren havanın basıncını ve dew point'ini çiğnenmesini ölçtüğümüz sensörler var. Giren basınçta havayı belli sabit basınçta girişini sağlamak için regülatörümüz var. Ve proses panolarımız var. Bunlar da paslanmak gerekir. Bülkent marka proses panolarımız. Saflık sensörümüz, elektropneumatik vaslarımız var. Burada kapağını açtık ki sizler iç detayları görün diye. Sistemin çalıştığı PLC ana merkezi yönetim panelinin içerisinde buradan yönetiyoruz. Jeneratörümün arkasında da bulunan 3000 litrelik oksijen tankında depolanan oksijen basıncı, debisi ve saflığı ölçülerek müşterinin kullanımına sunuluyor. Testlerde de her zaman bir test takip raporumuz var. Yaptığımız bütün değerleri kaydediyoruz. Konteynerli sistemlerde minimum 2 gün test yapıyoruz. Gündüz gece sıcaklık farklarında verici reaksiyonları görüyoruz. Merkezi yönetim panelimizde aynı zamanda datalar saklanıyor. Burada göreceğiniz trend bölümünde seçiyoruz dataları. Mesela saflık datası gördüğünüz gibi 91.5'larda 92'lerde seyrediyor şu ana kadarki testlerde. Dew point datamız artı 5, artı 2 değerler arasında seyrediyor. Flow'umuz şu an flow datası henüz gelmemiş bu bölgede. Bunda sürekli dataları test boyunca izleyip bakıp ölçüyoruz. Taahhüt ettiğimiz değerler arasında en az 13 saat çalışmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa test başarıyla gerçekleşiyor ve daha sonra en son finishing işlemleri, etiketlemeler ve paketlemeler yapılıp müşterinin gönderdiği tırına konteyner yükleniyor. Bizler ideal makine olarak 2004 yılından itibaren aktif çalışıyoruz ve şu ana kadar 1000 adedin üzerinde azot jeneratörü ve oksijen jeneratörü sistemleri tedarik ettik. Bazen böyle gördüğünüz gibi tak çalıştır hazır konteyner içerisinde, bazen tak çalıştır çatır üzeri hazır sistemler, bazen de parça parça ekipmanlar tedarik edip sahada montajı yapılıyor. Bu konteyner Azerbaycan ülkesinde bir altın madeninde bir prosesinde kullanılacak. Bu konteynerden 2 adet sipariş verdiler. Toplamda 168 metreküp saatte oksijen gazı üretilip lig prosesinde çok daha az siyanür kullanılmasını sağlayacak. Böylece büyük bir tasarruf ve ekonomi sağlayacak kullanıcısına. Biz Güney Afrika'da, Afrika'da, Türkiye'de, Gürcistan'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da birçok konteyner içerisinde tasarlanmış mobil tak çalıştır oksijen santralleri kurduk altın madenlerine. Bunun dışında
medikal alanda hastaneler için de konteyner içerisinde veya şase üzerinde hazır DAK çalıştır oksijen jeneratörlerini COVID öncesi ve COVID zamanı birçok dünya üzerinde 60'tan fazla ülkeye teslimini gerçekleştirdik. Sizlerin de azot veya oksijen jeneratörleriyle ilgili herhangi bir uygulamada herhangi bir talebiniz olursa ideal makine olarak tecrübeli mühendislerimizle size hizmet vermekten mutluluk duyacağım. Hepinize iyi günler dilerim.